Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Ben Çin'den 3-4 ay vadeli ürün alabiliyorum. Çin'den alacağım 50-60 bin dolarlık bir konteyner mal mukabili ithal edeceğim ürün E2 vizesi için yatırım sayılabiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var, siz E2 vizesi yatırımı yaparken para yatırımı da yapabiliyorsunuz. Equipment ya da işte makina, bu tarz mal varlığı yatır, yani iş yerine ihtiyaç duyacağı yatırımları da yapabiliyorsunuz. Ya da ürün getirebiliyorsunuz ve ürün sokabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada önemli olan nokta sizin sahip olduğunuz ya da satın aldığınız ya da sizde olan ürünleri Amerika'daki şirkete gönderiyor olmanız ya da yatırım yapıyor olmanız. Bunları yapabildikten sonra, bu şekilde gösterebildikten sonra, yani sizin aldığınız o ürünlerin sizin olduğunuzu ve satın aldığınızı ya da faturayla satın aldığınızı gösterip, proforma faturalar da olabilir bu. Ondan sonra da ürünü tabii ki bu Amerika'daki şirkete gönderebilirsiniz ve bu yatırım sayabileceğiniz bir durum. Burada önemli olan tabii nokta şu, ürünün hani burada satılamadığında, burada satılma durumunda sizin zarara uğrayacağınız, farz edin iş yapılamadı ya da kaybedildi bu yatırım, o zaman siz bu zararı karşılamak zorundasınız. Dolayısıyla bu sizin artık sizin sahip olduğunuz bir ürün olduğu için ve bu ürünü de Amerika'daki firmanıza gönderdiğiniz için siz bu yatırımı yapmış durumda oluyorsunuz. Dolayısıyla bu açıdan evet, bu tip ürünler E2 vizesi için yatırım olarak kullanılabiliyor ve önemli olan bunu sahip olduğunuzu gösterebilmeniz. Bunu gösterdikten sonra da siz yatırımcı vizesi alabilme imkanına sahip olacaksınız diyeyim. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.